Diyordu ki tavus suğuşu şunu söyler diyor. Kema tedinu tüdanu. Nasıl hareket ederseniz öyle hareket olunursunuz. İyilik yaparsanız iyilik görürsünüz. Kötülük yaparsanız kötülük görürsünüz. Bunları görmüştük. Sonra hütüt kuşu, hani çavuş kuşu dediğimiz taraklı kuş, İstağfirullah ya müznibun diyor. Ey günahkarlar Allah'tan af talep edin diyor. Bir de diyor ki men la yerham la yurham. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz diyor. Çünkü onunla ilgili konuşmaları var. Neredeydin diyor, nereye gittin diyor. Şimdi bu kuşun nasıl bir dua ettiğini anlatıyor. Diyor ki men la yerham la yurham. Bunu söyler. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Ey günahkar kullar, amellerinizde, ibadetlerinizde, taatlarınızda, günahlarınızdan tevbe edin diyor hütüt kuşu. Onun için Efendimiz buyurur ki Hazreti Ebu Hureyre rivayetiyle surat kuşu, göçeğen kuşu, o da hütüt gibi bu duaları yaparmış. Men la yerham la yurham. Onu öldürmeyi yasakladı. Kurbağayı öldürmeyi yasakladı Peygamberimiz. Karıncayı öldürmeyi yasakladı. Ve hütüt kuşunu öldürmeyi yasakladı. Karınca zaten bereketli bir hayvan. Yani mesela Sultan Süleyman Osmanlı padişahlarından Ebu Suud'a yazar der ki meyvelere karıncalar dalmış da ağaçlardan. O da diyor ki mektup yazıyor. Meyve ağaçlarını sarınca karınca günahı var mıdır karıncayı kırınca? Böyle bir şiir yazmış Ebu Suud'a. Ondan sonra o da cevap yazıyor. Diyor ki yarın Hakk'ın huzuruna varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca diyor. Yani öyle bir öldürme Hakk'ın yok diyor. Yarın Hakk'ın huzuruna varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Böyle o çünkü bereketli bir hayvandır. Özel bir hayvandır. Zaten surenin adı da Neml suresi. Karınca suresi. Bütün hayvanların içerisinde sadece onun adı zikrediliyor. Neml suresi diye sureye veriliyor. Onun için bakın dikkat buyurun. Hütüt kuşunu, kurbağayı, o da su taşıdı diyor Hazreti İbrahim'in ateşine. O da zikreden hayvanlardan biridir. Efendim ve göçeğen kuşunu, karıncayı, bunları öldürmeyi Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz yasaklamıştır. Bir de bağırtlak kuşu vardır. Bu da şöyle zikreder diyor. Men sekete selime. Bunun da sözü buymuş. Zikri de buymuş. Kim sükût ederse huzur bulur. Yani diline sahip olan başına ağrı girmez. Diline sahip olan rahat eder. Onun için diyor ya, dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim. Yani iman da bununla olur, küfür de bununla olur. İsyan da bununla olur, itaat da bununla olur. Tesbih de bununla olur, taat da bununla olur. O zaman insan bu dilinden yani çektiği şeyler çoktur. Yemin eder, iyiye konuşur, kötüye konuşur, yalana konuşur. Allah muhafaza eylesin. Kırlangıç da şöyle dermiş. Önden hayır gönderen gittiğinde hayrı bulur. Eğer önden bir hayır göndermezse orada bir şey bulamaz. Bunu sürekli söyler dururmuş. Kumru Sübhane Rabbiyel Ala. Bizim secdede söylediğimiz. Bu şekilde Allah'ı zikredermiş. Akbaba da Sübhane Rabbiyel Ala mil'ü semaihi ve ardihi. Arzın ve semanın dolusu kadar Rabbimi tesbih ederim. Onu noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf. Cenab-ı Hakk'ı böyle tesbih edermiş. Çaylak kuşu küllü şeyin halikun illa veçe. Dilinden anlıyor ya, bunları söylüyor. Küllü şeyin halikun illa veçe. Her şey helak olucudur ama Allah'ın zatı müstesna. Kıyamette her şey yok olacak, gidecek. Allah o gün bizlere yardım etsin inşallah. Bülbül der ki Sübhanel Halik'i daim. Böyle tesbih eder diyor. Daimi olan, ebedi olan, ezel olan, yaratıcı Allah'ı tesbih ederim diyor. Horozun da bir şeyi var, özelliği kum ya eyyühel gafilun der diyor. Ey gafiller kalkın bakalım. Seher vakti bağırıyor ya, öyle bağırılmış demek ki. Seher vakti namaza kaldırıyor. Kum ya eyyühel gafilun, ey gafiller kalkın. O da böyle seslenilmiş. Onun için Efendimiz buyurur ki horoz meleği gördüğünde öter buyuruyor.
meleği gördüğünde öter. Öğlen vakti bak melekler yeryüzüne iner. Seher vakti melekler yeryüzüne iner. Horoz o anda öter. Ama merkepte şeytanı gördüğünde öter. Onun için Allahu Ekber deyince şeytanlar kaçışır. O kaçışmayı gördüğünde merkep anırmaya başlar, affedersiniz. Köpekler de ulumaya başlar. Onlar da o şeytanın kaçtığını görürler. Hadis-i şerifte buyuruyor Efendimiz. Allahu Ekber deyince şeytanlar kaçışmaya başlar. Şeytanlar kaçışınca onların kaçtığını gören köpekler ulumaya başlar. Hımarlar da merkepler de anırmaya başlarlar. Böyle bir hal işte. Demek ki onların da kendi, onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Arzda, semada her şey Allah'ı tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Horozlar melekleri görünce, şeytan merkep de şeytanı görünce bağırıyor. Şu Bülbül Hoca vardı, duymuşsunuzdur. Bülbül Hoca rahmetli oldu. Bülbül duasını, kasidesini okurdu. Anlattı, bir gün Hacı Bayram'a gelmişti de orada görüşmüştük, orada hocalardık hep. Öyle bir konuşma yaptı, dedi ki hatıralarını anlatırken bir yaylaya davet edilmişler. Yaylaya davet edilmişler. Yaylada ben diyor ezan okumaya başladım. Mikrofon yok, bir şey yok, bağırıyor, çıkmış bir tarafa bağırıyor. Sesi bağırarak okuyor ki sesi de gürdü zaten. O yaşa rağmen o kasideyi çok tatlı okuyordu. Bülbül kasidesini okuyordu. Ondan sonra bağırıyor ezan okumaya. Ben diyor başladım Allahu Ekber demeye başladım. Merkep de benimle beraber başladı diyor. Ben onu bastırayım diye bağırıyorum. O diyor daha fazla bağırıyor diyor. Ben bağırıyorum, o bağırıyor. Biri de diyor oradan demez mi diyor. Hocam o merkep anlamaz, bari sen sus diyor. Sanki ben yarışıyorum onunla diyor. Yani gaye burada hani Allahu Ekber deyince merkep o şeyatin taifesini gördüğü zaman bağırmaya başlar.